Derslerimizde başarılı olmak için ne yapmalıyız? 8 kesin yöntem. Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Aslında derslerimizde başarılı olmak için birçok yöntem var. Bu videoda sizlere bazı yöntemlerinden bahsedeceğim. 1. Karar vermek. Derslerde başarılı olmak için ilk önceliğimiz buna karar vermektir. Bu videoyu izlediğinize göre bir şeyleri değiştirmek istediğiniz kesin. Bu madde basit olsa da ders çalışmaya başladıktan sonra bırakanlar çok var. O yüzden ilk önce kesin bir karar vermeniz gerek. 2. Hayalinizi belirleyin. En önemli maddelerden biri olan ikinci maddemiz hayalleriniz ya da hedeflerinizi belirlemeniz. Çünkü hedefleriniz size motive kaynağı olacaktır. Bunu sakın unutmayın. 3. Dersleri dinlemek. Günümüzün çoğunu okulda geçiriyoruz. Bu yüzden dersleri dikkatlice dinlememiz gerek. Okuldaki bilgileri zihnimize tutmak çalışmayı kolaylaştırır. 4. Kaynaklar. Diğer 3 maddeyi tamamladıktan sonra ders çalışmaya başlamalıyız. Fakat bunun için kaynağa ihtiyacımız var. Günümüzde birçok ders kaynağı vardır. Bunlardan bazıları test kitapları, ders videoları, özel hocalar, dershaneler. 5. Çalışma ortamı. Günümüzde birçok öğrenci odasında veya kütüphanelerde çalışıyor. Eğer kütüphanede çalışıyorsanız kaynaklarınızı alıp sessiz kütüphane ortamında çalışabilirsiniz. Fakat evde çalışıyorsanız ve evde tek yaşamıyorsanız ev üyelerinin ders çalıştığınız süre boyunca sessiz olmasını isteyebilirsiniz. Ders çalışma ortamında dikkatinizi dağıtacak fazla eşyaları ortadan kaldırabilirsiniz. 6. Plan oluşturmak. Günlük, haftalık ya da aylık olarak program oluşturabilirsiniz. Günlük programları her gün hazırlamak zaman kaybedici olabilir. Aylık programlarsa uzundur. Bu yüzden birçok uzman haftalık programların daha iyi olduğu görüşünde. 7. Pomodoro tekniği. Ders çalışırken zamanı ayarlamak için kullanabileceğiniz tekniklerden birisi Pomodoro tekniğidir. Bu teknikte 25 dakika çalışma süresi, 5 dakika mola süresi vardır. 4. Pomodoro tekniğinden sonra 15 ile 30 dakikalık uzun bir ara verilir. 8. Ders çalışmaya başlamak. Ders çalışmaya başladığınız zaman konulara göz atmalısınız. Eğer konu eksikleriniz varsa ilk önce eksikleri kapatmaya odaklanmalı, daha sonra tekrar yapmalısınız. Konu çalışmasını bitirdikten sonra pekiştirmek gerekir. Bu yüzden test çözmek daha verimli olacaktır. Not tutmak konuları hafızanızda daha iyi tutar. Ve son olarak sınavlardan bir gün önce konulara çalışmak sizi başarıya götürecektir.